Haberin Merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'ne hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Erzurum Bingöl Karayolu'nun Çilişli mevkiinde Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait karla mücadele ekibinin üzerine çığ düşmesi sonucu Muammer Yalçın isimli iş makinesi operatörü olay yerinde hayatını kaybetti. Erzurum Bingöl Karayolu'nun Çilişli mevkiinde Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait karla mücadele ekibinin üzerine çığ düşmesi sonucu Muammer Yalçın isimli iş makinesi operatörü olay yerinde hayatını kaybetti. Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü'ne ait Çilişli bakım evinde iş makinesi operatörü Muammer Yalçın sabah saatlerinde karla mücadele kapsamında yol açma çalışması yaparken iş makinesinin üzerine çığ düştü. İş makinesinin camını patlatan çığda Yalçın vefat etti. Çığ haberlerinin alınması üzerine ÇAT ve Erzurum Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden olay yerine kurtarma ekipleri yönlendirildi. Bu arada Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliği'nden 4 kişilik ekip de olay yerine intikal ettirildi. Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu Belediyesi'ne getirilen Yalçın'ın cenazesi Karayolları Karla Mücadele ekiplerinin Kırmızıtaş Köyü'nün kapanan yolunu açmasının ardından köyüne götürüldü. Köy mezarlığına yakın bir alanda cenaze aracından indirilen Yalçın'ın cenazesi zorlukla köy mezarlığına kadar taşındı. Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından Yalçın'ın cenazesi yoğun kar yağışı ve tipi altında toprağa verildi. Cenaze törenine katılanlar toprağın üzerine karla kapattı. Yalçın'ın yakınlarının ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Doğu Anadolu bölgesini etkisi altına alan kar yağışı ve tipi yollarda sürücülerin kabusu oldu. Doğu Anadolu bölgesini etkisi altına alan kar yağışı ve tipi yollarda sürücülerin kabusu oldu. Erzurum Köprüköy Karayolu ara ara kuvvetli tipi nedeniyle ulaşıma kapanıyor. Dün akşam saatlerinde Erzurum'un Köprüköy ilçesi Şehitler Mevki rampasında ara ara kuvvetli tipi nedeniyle karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. İl Genel Meclisi 2013 gündemini açıkladı. Meclis, Ocak ayında kültürden ekonomiye, turizmden spora kadar ille ilgili önemli sorunları tartışacak. İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Taşkesen Ligil, Erzurum'da yaşanan kuraklık sorununun meclis gündeminde yer aldığını, mecliste kuraklık nedeniyle sivil toplum kuruluşları tarafından ithal edilen kaba yem bitkilerinin çiftçiye ulaştırılması ile besicilerin yaşadığı sorunların ele alınacağını açıkladı. Meclisin gündeminde yer alan diğer bir önemli konu da il ekonomisiyle ilgili olduğunu bildiren Taşkesenligil, Ocak toplantılarında ilde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ekonomi alanında iş adamlarına yol gösterme adına katkılarının değerlendirileceğini kaydetti. Meclisin ildeki sportif faaliyetleri de ele aldığını ifade eden Taşkesenligil, Atasporu Güreş'in meclis gündemine getirileceğini, ilde güreş sporu vizyonunun tartışılarak ödenek durumunun ele alınacağını belirtti. MHP Erzurum İl Başkanı Zekai Kaya düzenlediği basın toplantısında 2012 yılını değerlendirdi. 1 Ocak tarihi itibariyle sona eren teşvik yasasının istihdamla önemli sorunlar ortaya çıkaracağını dile getirdi. Aralarında Erzurum'un da bulunduğu 49 ili kapsayan teşvik tedbirleri yeni yılıyla birlikte rafa kaldırıldığını dile getiren MHP İl Başkanı Zekai Kaya, aslında sadece ve sadece bölgemiz illerinde çok daha yüksek şehirlerde yaşayanlara peşkeş çekilen bu imkanlardan artık benim sıkıntıda olan esnafım, iş adamım yararlanamayacak. Geçtiğimiz aylarda düzenledikleri anlı şanlı basın toplantıları ile Türkiye'yi gelir düzeyine göre 6 bölgeye ayıran ve Erzurum'u da 5. bölge illeri arasında sıkıştıran iktidara ve iktidarın Erzurum milletvekillerine, bakanına, il başkanına bundan sonra tutunacak bir dalı bile kalmayan esnafın hali ne olacak diye sormak gerekirse acaba ne cevap verecekler dedi. Erzurum'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken meyve ve sebze fiyatlarını da vurdu. Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kara kış yaşamı olumsuz yönde etkilerken soğuk havalarla birlikte piyasalarda da hareketlilik durma noktasına geldi. Karlı havalardan dolayı özellikle esnaflar adeta siftahsız dükkan kapatır oldu.
Bu arada Erzurum'da da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken meyve ve sebze fiyatlarını da vurdu. Soğuk hava nedeniyle kış meyvelerinin fiyatlarında %50'ye varan zamlar yaşandı. Sebze ve meyve satıcıları ise Erzurum'da kış ağır geçtiği için meyve ve sebzeyi etkiledi. Büyük oranda zam gelmesiyle 3 kilo elma alan bir müşteri artık 1 kilo alıyor ve bu bizi olumsuz yönde etkiliyor dediler. Sebzede ise domatese %50 oranında zam geldi. Geçen sene 1.50 TL olan domates bu yıl 3.50 TL'den satılıyor. Erzurum'da dün geceden itibaren etkisini artıran kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Erzurum'da dün geceden itibaren etkisini artıran kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Tipi nedeniyle Erzurum-Bingöl-Muş Karayolu ulaşıma kapanırken Erzurum-Çat-Çirişli mevkiinde çığ nedeniyle mahsur kalan karayolları ekibine henüz ulaşılamadı. Kar ve tipi Erzurum'da günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Bölge trafik ekipleri Erzurum-Yıldızkent mevkiinden araçların Bingöl istikametine gidişine izin vermiyor. Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Çirişli mevkiinde kar temizleme çalışmasını sürdüren karayollarına bağlı 4 kişilik ekip çığ nedeniyle mahsur kaldı. İl sivil savunma ekipleri mahsur kalan ekibin kurtarılması için harekete geçti. Erzurum-Artvin karayolunda da güzel yayla geçidinde kapanmak üzere olduğu bildirildi. Karayollar ekipleri tipi nedeniyle Erzurum-Artvin karayolunu açık tutmakta güçlük çekiyor. Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balkanlar üzerinden gelen alçak basın sisteminin etkisi altına giren Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Erzurum'da tipinin gün içerisinde etkisini daha da artırması bekleniyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da -8, Erzurum ve Kars'ta -7, Ağrı'da ve Erzincan'da -2, Iğdır'da -1 derece olarak ölçüldü. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Ardahan'da -4, Kars'ta -2, Erzurum'da -1, Iğdır'da 3, Erzincan ve Ağrı'da 1 derece olması tahmin ediliyor. Aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'da 693, Ağrı'da 354, Kars'ta 306 ve Ardahan'da 37 olmak üzere bölgede toplam 1390 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kar kalınlıkları Ağrı'da 40, Erzurum'da 35, Ardahan ve Kars'ta 30 cm olarak ölçüldü. Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışı ve tipi nedeniyle İkizdere, İspir, Aşkar, Gaziler, Karaurgan, Erzurum Çat, Karayazı, Elmalıdere, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi, Köprüköy Hınız, Gaziler Sarıkamış ile Tortum Erzurum arasındaki yolların kapalı olduğunu bildirdi. Erzurum'da son 24 saat içerisinde yolu ulaşıma kapalı olan köylerden 9 hasta İl Özel İdaresi Müdürlüğü ve 112 acil servis ekiplerince hastanelere ulaştırıldı. Bu arada belediye ekipleri de kent merkezlerinde kar ve buz temizleme çalışması yapıyor. Erzurum'da kar yağışı cuma gününe kadar etkili olacak. Yağışla birlikte hava sıcaklığı yükseliş gösterecek. Sıcaklık değerleri -3 ile 12 derece arasında değişecek. Erzurum'da kar yağışı gelecek cuma gününe kadar etkili olacak. Yağışla birlikte hava sıcaklığı yükseliş gösterecek. Sıcaklık değerleri -3 ile 12 derece arasında değişecek. Meteoroloji verilerine göre pazartesi günü kar yağışı sürecek. Hava sıcaklığı -3 ile 8 derece arasında değişecek. Salı günü -5 ile -10 derece arasında seyredecek olan hava sıcaklığı çarşamba günü geceleri -11 dereceye inecek. Perşembe günü sıcaklık değerleri düşünce -12'ye inerken kar yağışı etkisini devam ettirecek. Cuma günü gece başlayan ve aralıklı biçimde etkisini sürdüren kar yağışı Doğu Anadolu bölgesinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bölgede çok sayıda köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Kara kış amatör takımların da tüm planlarını alt üst etti. 3 Temmuz sentetik sahaların temizlenmemesi ile birlikte antrenman yapmak isteyen takımlar halı sahalara yöneldi. Palandöken Spor'un başarılı genç antrenörü Adem Çağlayan, 3 Temmuz sentetik sahaların temizlenmemesinden dolayı mecburen halı sahada çalışma yaptıklarını belirterek Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne eleştirilerde bulundu. Şimdi öncelikle Gençlik Spor'un zaten faaliyetleri ortada. Yani 6 aydır biz 3 Temmuz stadyumuna ışıklandırma bekliyoruz. Çünkü öğrencilerimiz saat 5 gibi okullarına çıkıyorlar. Erzurum'da iklim olarak zaten 4 gibi karanlık çöktüğü için çalışma ortamımız yok. Yani 6 aydır bize her gün ihale oldu, yapılacak. Onun için böyle bir aksama var. Sonra 3 Temmuz stadyumundaki arkadaşlarımız kar temizleme işini son güne bırakıyorlar. Diyorlar ki Erzurum'da bu iklimde antrenman olmaz. Herhalde onlar futbolu başka bir oyuna karıştırıyorlar. Bir salon spor olarak algılamışlar herhalde. Ya bunun zorluklarını çekiyoruz. Bu memlekette sporcu kalitesi çok fazla. Çok yetenekli oyuncularımız var ama iklim olarak, işte çalışma olarak yani spor görevini biraz daha farklı algılamış. Sadece onlar diyor ki bizim salonlarımız da olsun. Başka bir bakış açısı olmadığı için işte böyle eziyet çekiyoruz. Her gün işte bir servis ayarlıyoruz. Yani şu an çok sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Spor konusunda bize hiç doğru çıkarmıyoruz. İstediğimiz bütün oyuncuların hemen alındı. Sadece sakatlık problemimiz var. Ligi iyi başladık. İnşallah çok da iyi devam edeceğiz. Takım havası çok iyi. Yani geçen seneden çok farklı bir konumdayız. Çok istek, arzu, arkadaşlık hat safhada şu an. Yani çok mutluyuz. İnşallah hayırlısı da istediğimiz yere geleceğiz. Sarı Kırmızılı Kulübün As Başkanı İshak Gürler ise Fenerbahçe Futbol Okulu işletmecisi Naci Büyüksünnetçi'ye teşekkür ederken şampiyonluğun en güçlü adayının Palandöken Spor olduğunu söyledi. Takımımız şu anda nasıl derler 4-4'lük gidiyor. İnşallah şampiyonluğa en büyük aday biziz. İnşallah Bal Ligi'ndeyiz. Hedefimiz Bal Ligi'ndeyiz inşallah. Şu anda hocamız malum belli. 4-4'lük bir hoca. Medyadan da takip ediliyorsa haftanın hocası. Takımımız da zaten inşallah taraftar da bekliyoruz. Taraftarın görmesini istiyoruz takımımızı. İnşallah hedefler büyük. Tabii bu arkadaşımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Açtı, yerini açtı, bağrını açtı bize. Erzurumlu olarak da büyük böyle spor
destekleyen arkadaşlarımızdan da bunun devamını istiyoruz. Sadece bizim için değil, diğer takımlara da böyle yer vermelerini istiyoruz. Kanal 25 Haber Merkezimizce hazırlanmış haber bülteninin sonuna geldik sevgili izleyiciler. Esen kalın.